Hepinize merhaba ben Oyun Kontrol ve bugün sizlerle birlikte There is Something Wrong with the Children filmini inceleyeceğiz. Filmimiz çiftlerin bağ evinde buluşmasıyla başlıyor. Normal konuşma geçerken çiftlerimizden birinin iki çocuğu olduğunu görüyoruz. Bu sıkıcı bağ evlerinde ne yapılır ki derken çiftlerimiz ormanda yürümeye karar veriyor. Çocukların neşe hareketleri eşliğinde ormanda yolculuk ederlerken eski bir kaplıca veya terk edilmiş bir bina keşfediyorlar. Binanın içine girdiklerinde lafa dalıyorlar ve çocuklar ortadan kayboluyor. Onları arayıp buluyorlar ama bu defa kocaman bir çukur fark ediyorlar. Çocuklar çukura doğru bakıp İspanyolca konuşuyor ve şöyle yapıyorlar. Bu enteresan olaydan sonra çiftlerimiz masada oturup keyif yaparken İspanyol dostumuz şeyi eliyle açıyor ve diğer eleman hayretler içinde kalıyor. Hey bunu nasıl yaptın diye merakla soruyor ve numarayı kendisi de deniyor. Ama ama mıdır nedir başaramıyor ve ikinci denemesinde yapıyor. Kızlar tıpkı biz filmi izlerken verdiğimiz tepkiyi veriyor. Nedendir bilinmez çocuklu çiftimiz biraz stresli. Kadın delik deşik olmuş masaya zarar verdiği için adama kızıyor ve adam haklısın diyerek neşesi kaçıyor. Daha sonra kızlar beraber dedikodu yaparken erkekler de iş güç konuşuyor ve güçsüz dostumuza neden çocuk yapmadınız ki diye soru soruyor daha buna hazır değiliz diye karşılık verince baksana onlara bakmak bile çok zor diyor ve hanımlar da konuşurken çiftin arasının bozuk olmasın, çocuklar ve işlerle meşgul olmaktan birbirlerine zaman ayıramadıklarını öğreniyoruz. Böylece anlayışlı kızımız çocuklar bu akşam bizde kalsın. Böylece sizler de romantik bir akşam geçirirsiniz diyor. Arkadaşı haklısın diyor ve akşam olunca çocuklar diğer çiftle birlikte kalıyor. Oyunlar oynuyorlar ama küçük bela dostumuz İspanyolca bir şeyler diyor ve ne dedin diye sorduklarında ablası ışıldayan yere gitmek istediğini söylüyor. Adam ona orası çok tehlikeli. Burada bir sürü oyun var dediği zaman <laughs> Evet çocuk vampire dönüşüyor. Şaka şaka. Kendince sinirlenme hareketi yapıyor. Ama ablası onu yatıştırıyor. Böylece oyun oynamaya devam ediyorlar. Uyku saati geldiğinde çiftimiz çocukları yatırıp kendileri de hava almaya çıkıyor. Ve yanlarında getirdikleri elektronik puf ile saçmalamaya başlıyorlar. Sabah olduğunda diğer çiftimiz hala yorgunuz. Çocukları bizim yerimize öpüp uyandırır mısınız? Böylece beraber kahvaltı yapmış olursunuz diyor. Ama o da ne? Çocuklar odalarında yok. Spencer? I'm gonna open the door. Okay. Kadın telaşa kapılınca adam merak etme onları ben bulurum diyerek ormana dalıyor. Yolda kızın bıraktığı işaretleri izleyerek daha önce buldukları harabeye geliyor ve tabii ki çocuklar orada. Hey burada ne yapıyorsunuz dediğinde ise çocuklar yine İspanyolca ışıldayan yerde cevap veriyor ve bir büyünün etkisindeymiş gibi aşağıya atlıyorlar. Adam kurtarmak için koşsa da yakalayamıyor ve kamera göstermese de çok dehşet verici bir şey olmalı ki adam çaresizce oturup işinden gelen telefonu bile açamıyor. Karısının yanına üzgün üzgün gelirken birden arkadaşların arabasını görüyor ve o da ne? Çocuklar birden evin içinden fırlıyor ve kadın çocukları kaybetmemenin verdiği sevinçle mutlu oluyor. Ama çocuklar buradaysa adamın gördüğü neydi? Adam arkadaşlarının yanına geliyor ve çocukların durumunu soruyor. Aile gayet iyiler diyor ve çok normaldir ki Adam bu duruma anlam veremiyor. Ve çocuklar inceliyor. Ama çocuklar neden ben amca yani bizim ana karakterimiz olan adam onları izlediğini sorunca herkes garip garip adama bakıyor. Adam delirdiğini düşünüyor. Cevap aradığı için çocukların yanına gidip nasılsınız diyor. Küçük bela elindeki taşla böcek öldürüp 3 kiloluk taşı bir leblebi fırlatır gibi uzağa atıyor. Ama adam bunu aldırış bile etmeden sabah nereye gittiniz diye soruyor. Kız ona çiçeği çenenin altına koyarsan cevap veririm diyor. Adam kızın dediğini yapıyor ve evet oraya gittik ama sen bunu ailemize söylemeyeceksin değil mi? Yoksa bizler sirke katılırız diyor. Ne demek istiyor ben de anlamadım. Adam da benim gibi ne dediğini anlamıyor ve arkasına baktığında küçük çocuğun elindeki ağır çubuklarla oynadığını görüyor. Ona engel olduğunda ise çocuk sırtırken burnu kanamaya başlıyor ve aynısı kızda da oluyor. Adam artık herhalde delirdiğinin farkına varıyor ki oradan uzaklaşıyor. Karısı ise arkasına dönüp neler oluyor diye baktığında ise çok ilginç ki çocuklar sanki hiçbir şey yaşanmamış gibi hala aynı şekilde oturuyor. Kadın adamın bu davranışını görüp yanına gidiyor ve olanları soruyor. Adam çocukların garip davrandığını söylüyor ve onları çukura atlarken gördüğünü hatta hepsinin öldüğünü söylüyor. Ama karısı iyi misin? Onları kaybettiğimizi düşündüğün içine hayal görmüş olabilirsin diyor. Sonra adam ikna edip biraz dinlenmesi gerektiğini söylüyor. Adamımız biraz dinlendikten sonra ekibe katılıyor. Ve tam biraz huzura kavuşacakken küçük kız hey ben beni izle diyerek elindeki maşayı kaldırıyor ve tam vuracakken hey. Hey. ama ben amca sinirle bağırınca hiçbir şey olmamış gibi davranıyor. Ve bu kez küçük çocuk gelip ona cips uzatıyor. Ama cipsin içerisinde böcekler dolu. Tekrar baktığında ise her şey normal. Adama neler olduğunu sorduklarında galiba yorgunluktan diyerek ben amca bu kez kızın şişeyi çok iyi şekilde açmasına hayran kalıyor. Oh <laughs> Hatta babası bile bardağı doldururken köpürtmemesine şaşırıyor. Ancak küçük çocuk adamın ilaçlarını ben amcaya gösterip kıza işaret verdiği zaman kızın babasına tıs tıs gülüp bardağı uzatması ben amcayı telaşlandırıyor ve mükemmel bir hamle ile bardağı deviriyor. <Gülüyor> <Gülüyor> Ama herkes olanların garipliğinden dolayı bizim adamımıza yükleniyor. Adam da çocuğa ilaç paketini göstermesini istiyor. Ama çocuk tepki vermeyince göster hadi diyerek sinirleniyor. Çocuğun babası da hey oğluma bağıramazsın deyince ben amca iyice sinirleniyor ve ilaç şişesini kendisi alıyor. Ancak paket dolu. Ve çocukların babası bu tavrın ne dediği zaman ben amca açıklama yapıyor. Ve adam çocuklarımın beni öldüreceğini mi söylüyorsun diyor. Ancak çocukların adama tıs tıs gülmesinden dolayı ben amca gördüklerini anlatıyor. They went out on their own this morning. Ben, what? Yeah, they they went out. What are you yeah. talking about? No, no, They they they, they snuck out, and I, and I went after them to the to the ruins. And you know what I saw? No. Yes, I saw them jump into the pit, and then I saw your broken little bodies at the bottom of that fucking pit. Ben, shut That's the fuck That's right. Ama Ben tam karşında duruyor. Tabii ki kimse inanmıyor ama çocukların annesi onları yalnız mı bıraktınız diyerek konuyu değiştiriyor ve birden kargaşa başlıyor. Daha iki küçük çocuğa bakamıyorsunuz dediğinde siz de onları bize bırakıp evcilik oynamasaydınız diyerek ben amca karşılık veriyor. Çocukların annesi sen çocuktan ne anlarsın? Kadınlar her şeyi konuşur. Senin küçük panik atak geçirdiğini bilmiyor muyum zannediyorsun? Karın çocuk istiyor ama senden istemiyor diyerek ulti atıyor. Ve benim karısı basıyor tokadı. Sonra ben ne yaptım diyerek vicdan azabı çekerken herkes kendi evine çekiliyor. Adamımız evde otururken yanına çocuklar gelip onunla ilginç şekilde konuşmaya başlıyor. Ve küçük zıpır eline aldığı temirle adama vuruyor. Ama ben amca bu yaptığına kızıyor ve elindeki demiri almaya çalışırken yanlışlıkla çocuğa vuruyor. Çocuk bir anda nefessiz kalıp yere düşüyor. Şimdi çok dikkatli izleyin Çocuk tüm çabalara rağmen ölüyor ve zaten etraf gerginken bizim adamımız çocuklara suç atıyor. Tabii ki bu durumda herkes bizim adamımızı manyak zannediyor ve ona polise ihbar ediyorlar. Zaten her şey çok saçmayken adamımız eşine hey bana inanmalısın çocuklar o çukura düştüklerinde garipleşti diyor ve kadını bir şekilde ikna edip çukura götürüyor. Ama kadın ona bu olayların hepsinin onun suçu olduğunu söylüyor ve durumu düzeltebiliriz diyor. Ama adamımız bana inanmadın diyerek trip atmayı seçiyor. Böylece kadın diğerlerinin yanına tek başına gidiyor. Orada kaç saat kaldıklarını bilmiyorum ama kadın geldiğinde zifiri bir karanlık olmuş ve küçük kız kadının yanına gelip hadi oyun oynayalım diyor. Kadın kabul etmeyince kız ciddileşiyor ve kadın kabul ediyor ama bu defada çocukların babası karısına sen burada bekle. Ben kızımızı alıp geleyim diyor. Ve dışarı çıkıp kadına kızdan uzak durması gerektiğini söylüyor. Bu esnada bizim ölü çocuk gözlerini açıyor ve sırtmaya başlıyor. Vuh, gerçekten ürkütücü ve sinir bozucu. Kadın adamın sözünü dinliyor ve giderken bakıyor ki küçük kız babasına oyun oynamak istediğini söyleyip onu da ormana götürmek istiyor. Kadın eve girdiğinde ise kimseyi bulamıyor ve telaşla trip atan adamımızı arıyor. Ama adam telefonu açmak yerine çukurdan yayılan o büyük ışığa bakıyor ve ona uzaklanıyor. Kadın umudu kesmiş bir halde evi gezerken BAM! Çocukların annesini yerde kanlar içinde görüyor. Ve kadın sanki 20 bıçak darbesi almış gibi görünüyor ve ölüyor. Sonra bizim küçük bela geri geliyor ve ne mi oluyor? Hep beraber izleyelim. What did you do to your mom Spencer? Evet bu kovalamacadan sonra kadın kendini bir odaya kapatıyor ve bu defa camdan bir yansıma görüyor. Ama o da ne? Bu devasa bir peygamber devesi. Kadın hemen evden arabanın anahtarlarını alıp dışarı çıkıyor ve işte bu polis merkezi bir memur göndermiş ama sadece tek bir kişi ve saçma bir diyalog yaşanıyor. Polisimiz içeri bakmam gerekiyor diyor ve bam nasıl olduğu bilinmez bir şekilde o da takmaya geliyor ve kadın bu defa arabaya doğru koşup saklanıyor. Ama bizim trip atan adamımızın eve geri döndüğünü görünce ona olanları anlatıp hadi kaçalım buradan diyor. Ama adamımız bu defa çocuklar haklıydı diyerek kadına zarar vermeye çalışıyor. Yani o da ele geçirilmiş. Kadın adamla dövüşüp tam evden kaçarken yere düşüyor ve çocuklar onun yakalıyor. Daha sonra gözlerini açtığında çocukları öldürdükleri herkesi çukura atarken görüyor. Ve bir hamleyle onları da çukura atıp tekrar eve geliyor. Bu defa tam kaçacakken adamımızın hala yaşadığını görüyor. Ve tam ümidi kesmişken bam. İspanyol dostumuz gelip onu kurtarıyor. Kadın arabaya atlayıp arkasına bile bakmadan kaçıyor. Yolun ortasına ilerlerken adamı ve çocukları el ele tutuşmuş olarak görüyor. Ve delicesine gaza basıp tam onlara çarpacakken... Evet filmimiz burada son buluyor ve biz de bu da neydi şimdi diyerek yorumlarımızı aşağıya yazıyoruz. Benimle birlikte filmi buraya kadar incelediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir diğer maceramızda görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.